Dünyanın tarım ekranı Agro TV'ye hoş geldiniz. Ben Buğra Çağrı Şahin. Tarımda Yenilikçiler programıyla karşınızdayız. Yine 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 bu bölümümüzde çok çok kıymetli bir bilgiyi aslında konuşacağız. O da dikey tarım bilgisi. Bu dikey tarım son zamanlarda üreticilerimizin, çiftçilerimizin dikkatini çekiyor. Bu dikey tarım nedir? Nasıl yapılır? Benim ekipmanım, benim yerim buna uygun mu? İşte bu tarz sorularımızı soracağız ve Kişinin ve bu konunun uzmanına soracağız aslında. Konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum efendim. Tarlam şirketinin kurucusu Melih Dökmeci ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler siz. Bizler deyiz sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ben e, sizleri bir tanımak istiyorum öncelikle. Bize neler anlatırsınız? Öncelikle toprak tarımının önemini ve tarlam çözümlerinin yeniliklerini Anlatmak için bize bir platform sağladığınız için çok teşekkürler. Ben tarlamın kurucu ortağı Mustafa Melih Dökmeci. Ankara'da doğdum. 3 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra İstanbul'a taşındık. İlkokulu Işık Lisesi'nde, ve Lise'yi Robert Kolej'de okuduktan sonra Northwestern Üniversitesi'ne Amerika'ya gittim. Orada elektrik mühendisliği ve ekonomi konusunda çift ana dal programlarını bitirdim. Sonrasında da Motorola firmasında çalışmaya başladım. Motorola firmasında yaklaşık üç buçuk sene sonra çalıştıktan sonra hem ülkeyi özlediğim için hem de buradaki fırsatları gördüğüm için elektrik taahhüt konusunda çalışmak için buraya geldim. Bu arada toprak starıma ilgim başladı. Evet. Öncelikle kendi yerimizde küçük bir toprak starım sistemi kurdum ve buna olan ilgimi iyice teyit ettikten sonra bu konuda tam zamanlı çalışmak için o işleri bırakıp Tarlan firmasını kurdum. Peki biz şöyle bir şeyden bahsetmek istiyoruz burada. Dikey tarım ve aslında avantajlarından da bahsetmek istiyoruz. Şimdi siz dikey tarımı bu kadar bir hani teknolojinin içerisinden gelen bir kişi olarak yaptığınız tecrübeler çok daha aslında teknoloji odaklı diyebiliriz. Siz hem teknolojiyi hem tarımı bir araya getiren bir konuyu ele almışsınız. Topraksız tarım, dikey tarım dediğimiz kavramlar. Evet. Peki bu dikey tarım nedir? Avantajları nelerdir? Dikey tarım aslında kısaca çok katlı bitki yetiştirilen sistemlere veriliyor. Genellikle su bazlı, e, altyapıyla bitkilerin yetiştirildiği, aydınlatmaların, LED aydınlatmaların kullanılarak bitkilere teknoloji ve çeşitli sensörlerin yardımıyla en ideal koşulların sağlandığı kapalı ortamlar yaptığımız tarım çeşidi. E, bunun artıları e, çok hem doğaya hem insanlara. Kapalı bir ortamda bitkiler yetiştiği için İlaç kullanılan ilaç miktarı azalıyor. Sulama kendi kapalı bir sulama sistemi olduğu için normal tarıma göre %90 kadar bir su tasarrufu var. Bu özellikle su tasarrufu önemli olan ülkelerde çok önemli bir konu. Doğru ortamlar yaratıldığı için bitkilere bitkilerin hızı, büyüme hızı artıyor. Normal tarıma göre yaklaşık olarak 3 kat kadar. Aynı zamanda aynı alanda birden çok katla çalışıldığı için çok daha az alan kullanılıyor. Bu da normalde tarla olarak kullanılan alanların doğaya dönmesine, eski haline almasına izin veriyor. Aynı zamanda topraksız tarımda az olsa da yine kullanılabilen kimyasalların doğaya karışmasını kapalı bir sistem olduğu için yine önüne geçiyor. Yani toprak özet geçmek gerekirse topraksız tarımın e, yararları e, alan verimliliği, evet. su tasarrufu ee, yük ve yüksek verim. Aynı zamanda bizim tarlam gibi sistemler bu topraksız tarım çözümlerini kullanıcılara yaklaştırabiliyor. Ee, şimdi bir kere dikey tarımda şundan bahsediyoruz. Metrekareden değil. Bahsettiğiniz gibi metre küpten bahsediyoruz. Evet. Aslında biz mesela şu of, şu an bulunduğumuz yeri bir tarla olarak düşünürsek, tarlada ne yapıyoruz? Biz sadece yere bastığımız yere ekim dikim <laughs> yapıyoruz. Ama siz bize diyorsunuz ki, hayır sadece yere değil kat kat yaparsan bunu tavana kadar bir üretim yapabilirsin ve bu noktada da dış etkenlerden bağımsız bir şekilde üretim yaptığımız için aslında biraz daha böyle emek yoğun değil teknoloji yoğuna geçiyoruz ve dediğiniz gibi su konusunda da şöyle bir şeyden bahsediyorsunuz aslında bize. E, su devir daim olduğu için e, suyun da aslında tasarruf sağlanıyor. Tabii yani ki. birden fazla tasarruftan bahsetmeniz mükemmel bir şey. Çünkü tarımda sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Karbon ayak izimizi sıfırlamayı konuşuyoruz. Üretimde maksimum verimliliği konuşuyoruz ve siz bu noktada bize bu sanırım çözümlerimizi sağlıyorsunuz. Peki ben bu noktada aslında biraz da tarlamı merak ediyorum. Tarlam kimdir? İsmi nereden geliyor? <laughs> e, siz neler yapıyorsunuz? Bize ne gibi çözümler sağlıyorsunuz? Tabii. Toprak tarımla ilgili çalışmaya karar verdikten sonra odaklanacağım konuyu seçmem gerekti. Dünyaya ve Türkiye'ye bakınca e, bir sürü aslında büyük kapsamlı sistemler yapan firma var ve bu firmaların geliştirdiği birçok teknolojiler var. Yani Finlandiya'ya giderseniz mesela Toprak tarım seralarının içinde dronelar geziyor, teker teker bitkilerin resimlerini çeken. Ee, biz biraz değişik bir şey yapmak istedik. Ee, bu nedir? Ee, bunda yani bu böyle firmalarla rekabet etmek yerine değişik bir şey yapmaya karar verdik ve direkt tüketim yerinde bitki üreten cihazlar şu anda biz tarlam olarak tasarlayıp satıyoruz. Yani restoranlarda ya da tüketilen yer dediğimiz kastı restoranlarda yani. Gıda'nın nihai tüketici ulaştırılan noktalardaki üretimden bahsediyoruz. Tabii ki tarlam olarak tüketim yerine bitki üreten sistemler yapıyoruz ve bu sistemlerimiz, bu cihazlarımız e, her işletmeyi otel olabilir, restoran olabilir, okul olabilir, e, üniversiteler, şef okulları var, hepsi olabilir. Büyük fabrikaların yemekhaneleri. Büyük fabrik, aynen, aynen. E, mesela böyle. Büyük fabrikalardan daha çok kurumsal firmalar, e, beyaz yakaların çalıştığı yerlerde kullanmayı tercih ediyorlar. Ve evleri küçük bir tarlaya da dönüştürebiliyoruz. Yani balkonlarımızda ya da salonlarımızda Tabii kullanmadığımız ki. yerlerde de bu üretimi yapabiliyoruz. Aynen, aynen. IoT tabanlı cihazlarımızla ve cihazlarımızın içindeki otomasyon sistemleri, sensörler, kontrol üniteleriyle bitkiler için her zaman ideal ortamlar sağlıyoruz. Ve kullanıcılardan minimal müdahale gerektiriyoruz. Tarlam sistemleri hem normal bitkilerin hem de mikrofiliz dediğimiz besin değeri yüksek bitkilerin yetişmesine izin veriyor. Ayrıca ürün satışını yaptıktan sonra müşterilerimize aylık üyelik opsiyonları sunuyoruz. Bu üyelik opsiyonları kapsamında da müşterilerimize içinde tohumları zaten ekili olan bitki ortamları, bizim bitki küpü dediğimiz ve gerekli tüm besinler, pH dengeleyici solüsyonları veriyoruz ki müşterilerimiz zaten bu konularda tecrübesi olmayan kişiler olduğu için genellikle e, bu ürünleri araştırmak e, doğru ürün seçmek gibi zorluklarda karşılaşmasınlar. Peki aslında sağladığınız bu desteklerle beraber bu uygulamaların da artmasına yardımcı oluyorsunuz. Çünkü hem evde hem fabrikada istediğimiz yerde aslında Hı -hı. bu üretime ulaşabiliyoruz. Kullanıcılarımız arasında hem e, Türkiye çapında yüze yakın şubesi olan restoranlar da var. E, Türkiye'nin çok büyük kurumlarının kurumsal yemekhaneleri de var. Ee, büyük peynir üreticilerinin showroomları var. Hatta bu showroomda üretilen bitkiler sadece e, bir showroomda göstermek amacıyla değil, aynı zamanda yeni peynir türleri yapmakta falan da kullanılabiliyor. Ee, aslında yani genel olarak konuşmak gerekirse e, bizim e, şu anda satış yaptığımız işletmeler oteller, restoranlar, kurumsal kafeteryalar. ...ve catering firmaları. Ee, e, ama yakın zamanda piyasaya çıkarmayı planladığımız hem masa üstü hem de raflı ürünlerle de ev piyasasına da girmeye çalışıyoruz. Ev pazarlarına da girmeye çalışıyoruz. Ev pazarlarına girdiğimiz zaman aslında mesela evde üretim yapabilmek için hevesli olup da Hı -hı. ama tarlası olmayan ya da Tabii herhangi ki. bir yere ihtiyaç hani böyle bir yeri olmayan insanlar sizlerin kurduğu o aslında IoT sistemler sayesinde evet. kendi evinde marulunu ve yüzden fazla ürün diye biliyorum ama siz beni teyit edin şu. An... Şu anda daha yüze çıkmadık, 40 civarındayız. Her, sizde 40 civarında, şey evet. şu anda bir data mevcut. Evet, ee, ya bizi aktif olarak büyütüyoruz ve e, müşterilerimize gönül rahatlığıyla sunabildiğimiz ürün 40 tane. Ama e, kaliteli restoranlarla çalıştığımız için bazen bize çok özel istekler geliyor. Hı hı. O durumda da direkt tohumları alıp önce kendi e, araştırma merkezimizde bitkileri yetiştirip sonra istediğimiz seviyeye, istediğimiz kaliteye geldikten sonra bu ürünleri de ekliyoruz tabii ki ürün yelpazemize. Peki neden tarlam diye sorsam ve sizin diğer dikey tarım fabrikalarından ayıran özellikleriniz desem. Birincisi olarak acaba kolay kullanımı ve öğretisel bir e, döngüsü olması mı dersiniz yoksa daha ekstra özelliklerimiz var mı? Şimdi kolay kullanım tabii ki çok önemli ama tarlamı dikey fabrikalarından, e, dikey Tarım fabrikalarından ayıran en büyük en büyük özellik üretimin tüketim yerinde yapılması. Şimdi e, masalara masalarımıza bitkilerin e, tarlalardan seralardan gelmesinde aslında doğaya birçok zararı var. Hatta belki bitkinin yetişmesinden daha bile fazla. Yani şöyle düşünün bir marul hazat edildikten sonra. Bazen Türkiye içindeyse kamyonla. Türkiye dışındaysa ki aslında Türkiye'de bayağı yak, gördüğüm kadarıyla yaklaşık olarak 2000 ton kadar marul mesela yurt dışından geliyor. Gemiyle ülkemize gelmesi lazım. Burada fosil yakıtlar tüketiliyor. Sera gazları üretiliyor. Sonra bu ürünlerin çeşitli yerlerde depolanması lazım. Genellikle soğuk havada. Ee, bu da çok yüksek enerji kullanan bir konu. Ve bu da yine sera gazlarının üretilmesine neden oluyor. Karbon ayak izimizi arttırıyoruz Karbon aslında. ayak izimizi arttırıyoruz. Aslında dikey tarım diyoruz, sağlıklı diyoruz, doğaya yardım atmaya çalışıyor diyoruz ama dikey tarımın en büyük yararlarından biri olan küçültmeyi tam kullanmıyoruz aslında. Yine de bu seralar, dikey tarım şeyleri kullanılma, kullanıldıkları yerlerden uzakta. Bir tane daha şey var. Özellikle kaliteli ürünlerde görürsünüz bu mikro dediğim gibi plastik torbalar ve plastik paketler kullanılıyor. Bunlar da doğaya zarar veren şeyler. Sonuçta kimse bu plastikleri geri dönüşümlü uğraşmıyor özellikle ülkemizde maalesef. Bunlar direkt çöpe gidiyorlar. Ve karbon üretilen karbondioksit doğaya karışıyor. Dolayısıyla tarlam olarak biz üretimi direkt tüketim yerine alarak bunları eline geçiyoruz. Şimdi ben sürdürülebilikten konuştuk ama ben biraz daha böyle sizin üretiminizi de merak ediyorum. Piyasadaki e, ve planlanan ürünleriniz nelerdir? Bize bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle şu anda piyasada aktif olarak satın alabileceğiniz seri üretimde ki Tarlan Pro dikey bahçelerimiz var. Bunlar yaklaşık olarak bir çift kapılı buzdolabı boyutunda üç tarafı camdan üretilmiş bir dikey bahçeler bitki yetişebilen, yenilebilen bitki yetişebilen. Bunların yanında aynı zamanda müşterilerimizin isteği üzerine özel tasarım sistemler yapıyoruz. Genellikle mimarlarla çalışıp direkt bir binanın içine entegre edilen. Bunu da bunu genellikle daha çok üretim yapan firmalar ve kurumsal kafeteryalar tercih ediyor. Çünkü bizim bir tarlam cihazı onların bütün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Hmm. Gelecekte ise tarlam cihazlarını amacımız evlere sokmak. Bunun için önce masa üstü sonra da raflı sistemler yapmayı planlıyoruz. Raflı sistemlerimizdeki amacımız bir ailenin tüm sebze ihtiyacını karşılayabilmek olacak. Süper. Peki ben ekosistem içerisinde bu tarz yeniliklerden bahsediyorsunuz ama ben biraz daha böyle farklı noktalarınızın olduğunu düşünüyorum. Bu farklılık noktaları bize nasıl anlatırsınız? Mesela öncelikle sürdürülebilirlik konusuna tekrar geri gelirsek Tarlam hem toprak tarım yaptığımız için hem de tüketim yerinde üretildiği için bir tarlam cihazı, biraz önce bahsettiğim hazır, seri üretim seri dikey bahçelerimiz, bir sene içinde 15 kilogram plastik ve 80 kilogram karbondioksitin doğaya karışmasını engelliyor. Bunun dışında benzer bir ürün yapan firma Türkiye'de yok. Masa üstü cihazlar bulabilirsiniz ama tarlam cihazı gibi, Sensörlerle, fanlarla, aydınlatmalarla, çeşitli kontrol üniteleriyle bitkilerin ortamını sürekli kontrol eden ve bu büyük boyutta sistem yapan bir firma Türkiye'de yok. Ee, yurt dışında bazı rakiplerimiz var. Ancak bu rakiplerimizde göre hem cihaz maliyeti olarak hem de aylık maliyet olarak çok çok daha hesaplıyız. Bunun yanında... Tarlam cihazları dünyada aynı anda, aynı sistem içinde hem mikro yeşillik, mikrofiliz, hem de normal, full boyut bitki yetiştirebilen tek sistem. Bu noktada aslında ekosistemdeki diğer üreticilerden ayrıştığımızı da söyleyebiliriz. Tabii ki. Aynı zamanda iki tane de patentimiz var. Çok gurur duyuyoruz bununla. Başvurduk daha doğrusu ve şu anda onay almayı bekliyoruz. Zaten biraz önce bahsettiğim farklı ürün yetiştirmemize izin veren de bu patentlerimiz. Harika. Zaten patentte olması da sizin elinizi çok çok güçlendiriyor. Bir de ben şunu fark ettim. Siz yurt dışındaki rakiplerinizi sanırım hani yurt dışında yaşamanın da vermiş olduğu bir avantajla aslında orada yerinde görmüş oldunuz. Tabii Ve Türkiye'ye geldiğinizde o teknolojilerin biz ne kadarını kullanabiliriz? Biz ne kadarına hazırız? Ya da nereden başlamalıyız? Aslında çok iyi e, sentezlediğinizi görüyorum. Çünkü adım adım ilerliyorsunuz. Yani adım adım insanlar buna alışa alışa hani <laughs> önce restoranlardan şimdi evlere, evlerden okullara derken Tabii ki. bu iğmeyi arttırıyorsunuz. Artık programımızın da sonuna geliyoruz. Süremiz bayağı hızlı bir şekilde aktı. Ben şunu sormak istiyorum sizlere. Biz dikey tarım konuşuyoruz. Ve geleceğin tarımı aslında bu. Hı hı. E, ve gelecek de geldi aslında. Hani böyle hep gelecek tarımda falan diyoruz ama aslında gelecek şu an buradayız. Hı hı. Çünkü topraklarımız yeteri kadar kirlendi. Organik ürünler kullanamıyoruz. E, siz e, daha çok organik ürünlerle mi yetiştiriyorsunuz? Kimyasal e, gübreleri mi tercih ediyorsunuz? Yoksa organik gübrelerle de yetişim sağlanabiliyor mu? M mümkün oldukça organik gübre kullanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda GMO'suz ata tohumları seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar sürdürebilirlik için bizim için önemli şeyler. Ee, aynı zamanda ben e, buralardan, bu tür tohumlardan çıkan ürünlerin daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğunu da düşünüyorum. Herhangi bir oynanma olmamış. Aynen yani bir anneannenin bahçesinden çıkan domatesle marketten aldığımın farkı çok var. Tabii ki. Aslında burada da ilginç bir konu var, oraya da değinmek istiyorum. Ben bunu sordum, araştırdım neden bir anneannenin bahçesinden çıkan domates daha iyi? Bunun nedeni o domatesin dalında kızarması. Normal bir üretim yapıldığında belki biliyorsunuzdur domatesler hala yeşilken bazen hasat ediliyor ki yolda zarar görmesinler, e ezilmesinler ve yolda kızarıyor. Ama bu kızarmayı dalda yaparsa bir bitki genel olarak sadece domatesle şey değil, e bütün büyüme ...prosesini daldığı yapınca bitkinin içindeki hem tat hem de besin değerleri daha yüksek oluyor. Bu da aslında Tabii. üreticilerimizin en çok merak ettiği konuydu. Aroması nasıl oluyor dendiğinde siz zaten açıklamış oldunuz. Bir tane daha örnek verebilirim bu konuda. Bir firmayla çalışıyorduk yine. Bizden kişniş almaya başladılar. Ve yani ben sordum hani bir karşılaştırma yapabilir misiniz diye... Kişnişi tad vermesi için e, smoothie'lerde kullanıyorlardı. De dediler ki dışarıdan bir avuç kişniş kullanıyor, sizinkinden bir tutam. Ya bu kadar e, bir fark var. Aslında ne kadar önemli bir fark olduğunu göstermiş oluyorsunuz bizlere. Bunun bir nedeni de tabii ki e, taze olması bitkilerin. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi bu gemiler şeylerde bitkiler dallarından kopu kopmuş Ölü bir şekilde özünü yo, kaybederek yo, geliyor yo, yo, geliyorlar ama bizim sistemimizden alınan bitkiler dakikalar en fazla belki saatler önce hazır edilmiş Kesinlikle. olduğu için e, hem besin değeri hem tadlarının daha güzel olduğunu daha yoğun olduğunu görüyoruz. E, Düşünüyoruz. Son hikayeler bence çok vurucu oldu evet. diye düşünüyorum. Ve programımızın da artık sonuna geldik. Ben son sorumu herkese sorduğum sorumu sormak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz hepimiz tarım sektörü içerisindeyiz ve biz biraz daha böyle tarımın dijital tarafındayız ama ben şunu merak ediyorum ve sizin görüşlerinizi önemsiyorum. Biz 2030 yılına kadar biliyorsunuz bazı prosedürlerimiz var. Tarlada da yapmamız gereken şeyler var. Biz bu noktada 5 yıl içerisinde sizce en çok hangi anahtar kelimeleri kullanacağız? Valla sürdürülebilirlik. Kesinlikle ve buna bağlı olarak e, topraksız tarım, dikey tarım, yani kendi konumu biraz desteklemiş gibi oluyorum ama e, IoT çözümleri, akıllı evet. IoT çözümleri, otomasyon sistemler ve bizim yavaş yavaş şu anda üzerinde çalışmaya başladığımız yapay zeka çözümleri. Evet. Yani e, ileride cihazlarımıza kameralar ekleyerek bitkilerin gelişimlerini canlı bir şekilde görüp ona göre bitkinin ortamını gerekli parametrelere göre değiştirmeyi planlıyoruz. Harika çözümler. Yani gelecek bize çok daha kolaylaştırılmış bir aslında teknolojiyi getirecek. Evet. Ve bu da bizim zaten en büyük üreticilerimizin en büyük şey emek yoğun olmasıydı. Siz de bu emek yoğunu alacaksınız aslında. Teknoloji yoğuna geçeceksiniz ve kolay bir teknoloji. Çünkü neredeyse elimizi uzattığımız yerden ürünü alıp direkt soframıza koyacağız. Tabii ki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Emeklerinize sağlık. Bizler de başarılar diliyoruz sizlere. Değerli üreticilerimiz biliyorsunuz ki aslında biz dikey tarımı daha fazla konuşmak istiyoruz. Çünkü sizlerin sahadaki sorularını çok önemsiyoruz. Hep bana şunu soruyorsunuz. Dikey tarım yapabilir miyim? Benim seram buna uygun mu? Benim yerim var. Burada ne yapabilirim? Soruyorsunuz. Ben de sizlere dikey tarımın uzmanlarını çıkarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün de dikey tarımı farklı bir şekilde ele alan Tarlan firmasını konuk ettik. Kendilerine bilgi aktarım için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalınız.